İyi akşamlar Mercan TV izleyicileri. Tekrar yeni bir programda karşınızdayız. Program başlamadan önce Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. İki devlet, tek millet, can Azerbaycan diyorum. Mekanları cennet olsun. Mercan TV izleyicileri, bu akşam çok önemli bir konuğumuz ve konumuz var. Bu akşamki konumuz doğum ve sonrası sorunları konuşacağız. Bunun için operatör doktor Müniye Yücel hocamızla, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Alanında çok başarılı, çok sevilen bir hocamızla beraberiz. Hocamızla bugün saydım 7. programımız olmuş. Hocam olmuş. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için Sayın Hocam. Ben de Azerbaycan'daki şehitlerimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlar kadar acıyı kalbimizde taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Mekanları cennet olsun mekanları diyoruz cennet hocam. Olsun. Münir Hocam, bu 7. program oldu. Herkes tanıyor ama bir de yayında yine konuşacağız. Bir de il dışına açıldınız, ameliyatlar yapıyorsunuz. Evet. Dışarıda sizleri bayağı bir tanıyan var ve evet. Adıyaman'a bir girdiğiniz olan da bir insansınız. Ekonomik yönden katkı da sağlıyorsunuz. Yine tanımayanlar için operatör doktor Müniye Yücel Hocam kimdir? Evet, ben 1977 Adıyaman Kahta doğumluyum. Aslen Adıyamanlıyım. İlkokulu ve ortaokulu Elazığ'da. Liseyi Adıyaman'da, üniversiteyi ve ihtisası Ankara'da yaptıktan sonra memleketime mecbur hizmete tekrar Elazığ'a dönüp oradan da Adıyaman'a gelip Adıyaman'da önce 3 yıl üniversitede çalıştım. Daha sonra özel hastanede bir 4,5 yıl kadar çalıştım. Daha sonra da yaklaşık 2,5 yıldır da kendi özel muayenehanemde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak aynı zamanda cinsel terapist, genital kozmetik jinekolog olarak aynı zamanda hizmet vermekteyim. Bu programlarla da birçok kişiye ulaşıyoruz. Evet. İnsanlardan çok güzel dönüşler alıyorum. O yüzden ben de mutluyum. Siz çağırdıkça da keyif alıyorum. Birlikte hocam, çok ben güzel de, bir sinerji yakalıyoruz. Evet, sizin evet. Hatta programı. Ben 2,5-3 yıla yakın bir program yapıyorum ama sizinle kesintisiz 1,5 saat bir program yaptık biz. Evet. Yani programı doyamadık. Gerçekten sizden sonra bayağı bir talep de geliyor. Hocam da tekrar evet. Ne zaman çıkacaksınız diye. Sağ olun, bizi kırmadınız, geldiniz. Ayağınıza sağlık hocam diyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam, doğum sonrası sorunları konuşacağız ama öncelikle gebelikte önce neler yapsınlar? Yani kadınlar neye dikkat etmeleri önce gerekiyor? Gebeliğe hazırlanmak diye bir şey var evet. Ama bunu da baştan bir söyleyeyim. Hani hazırlıksız da yakalanabiliriz. Hemen hani hazırlık yapmadan gebe kaldık diye de paniğe kapılmasınlar. Önce bunu söyleyeyim. Sonra da eğer gebelik planlıyorlarsa önce başlangıç kiloları. Ben kilo konusunda çok takığım yani. Çünkü kilonun bir sürü zararları var. Gebelikte ve gebelik sonrasında. O yüzden gebelik öncesi bir kilolarını bir baştan geçirsinler. Bir diyetisyenle görüşebilirler. Eğer hani azsa ya da çoksa bir o body mass indekslerini hani düzenleyecek. Gebeliğe hazır mıyım, değil miyim? O açıdan bir kilolarını bir kontrol etsinler. Hani kilolularsa mutlaka diyet yapacaklar ve zayıflayacaklar. Ondan sonra gebelik planlayacaklar. Onun dışında psikolojik olarak da gebeliğe hazırlanmak çok önemli. Çünkü daha önce hiç çocuğu yokken, bir hani genç kızken bir anda sesiniz geliyor mu? Buyurun hocam, siz devam edin. Bir anda evet. Anne olacaklar ve o evlatlar ömür bitene kadar anne olmaya devam edecekler. O yüzden gebeliğe hazırlanırken çok çok önemli. Psikolojik olarak hazır olmak önemli. Yine hazır değillerse o da sorun değil. Yani akışta olduğumuz zaman Allah bize hediye vermiş olarak evet. Değerlendirip yollarına devam edebilirler. İnsanın psikolojisi genel olarak hani çok değişken zaten ve bakış açıları insanın psikolojisini yönlendiriyor. Hangi açıdan bakarlarsa o şekilde görürler. O yüzden fiziksel olarak ve ruhsal olarak, bedensel ve ruhsal olarak mutlaka kendilerini bir hazır hale getirsinler. Fiziksel koşullarını da yine bebeğe uygun hale getirecekler. Anne baba belki çok uzakta, işte çiftler ayrı yaşıyor olabilir. Bunun avantajlarını, dezavantajlarını gözden geçirip ona göre planlama yapsınlar. Bunun için beden sağlığına da çok dikkat etsinler. Herhangi bir hastalıkları varsa eğer hastalıklarını da tedavi edip, örneğin şekeri varsa, tansiyonu varsa, riskli bir durumu varsa mutlaka ona göre düzenleme yapıp tedavi olup doktor kontrolünde gebe kalmayı öneririz. Gebe kalmadan önce de ne yapıyoruz? Bir sinir testi, kanser taraması, bir kadın evet. Hastalıkları ve doğum uzmanından bir genel bir muayene olmalarını
kan tahlillerine bir check-up yapmalarını mutlaka öneriyoruz hocam. Evet. Yayında Mine hocamıza soru ve görüşleriniz için psikolog Cetin Öztürk Instagram adresinden sorabilirsiniz. Zaten yayında altta görüküyor. Kadın ve doğum üzerine bütün sorularını Mine hocamıza sorabilirsiniz. Genital estetik konusunda bütün sorularını sorabilirsiniz. Peki hocam, doğumun kolay olması için ne yapılmalı? Evet, çok güzel bir soru. Bir kere doğumun kolaylığı denilen kavramı biraz açalım. Doğumun kolay olması kavramını. Kişi eğer kendisini zor bir doğuma odaklarsa, etrafındaki duyduğu annesinden, atalarından, komşusundan, arkadaşından, teyzesinden, halasından doğumla ilgili bir yargı oluşturduysa, ki bizim ülkemizde çok fazla, bizim bölgemizde daha da fazla, kötü anılarla hep karşılaşıyor gebeler, gebe adayları ya da genç. Yani çocuk, bir kız çocuğu küçük yaştan itibaren ya annesinin kötü, zor doğum anılarına maruz kalıyor. Neler çektim, komşusu. Neler öyle şeyler çektim, evet, ki. Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Hatta bazen zor anda şeydi, doğum sancısı gibi. Bir böbrek sancısı bile doğum sancısı gibi derler. Ya da kemikleri kırılmış, kemikleri gibi kırılmış. Sancım oldu. Evet. Öyle bir ağrım oldu ki işte nasıl bağırdım falan. Böyle bu tarz çok egzajere edilmiş, hani gerçeklik payı da vardır mutlaka ama ağrı kavramı beyinde eğer ona çok ağrılı ve zor olacağına inandığınız zaman gerçekten fazla hissediyorsunuz. Ama doğumun kolay, fizyolojik, rahat bir süreç olduğuna baştan beri inanan eğitimli bir kişi doğumda o kadar zorlanmıyor. Biz bunu nasıl anladık? Yani biliyorduk ama eğitimin doğum üzerine etkilerini. Biz bunu, ben özel hastanedeyken gebe okulu açmıştım. O vesile olmuştum, yani aracı olmuştum. Orada biz hem eğitim veriyorduk gebelere hem de pilates yapıyorduk. Ve eğitim alan gebelerin doğumlarının çok daha kolay olduğunu bizzat kendimiz şahit olduk. Normal doğum oranını kaç kat arttırdığımızı gördük. 4-5 kat arttırdık yani o şekilde. Hatta ben şimdi özel hastanede doğurduğum gebeler tekrardan bana geliyor, tekrar doğumlarına üstüne. Hani ay diyorum, seni de mi normal doğurmuşum? O geliyor, onu da mı normal doğurmuşum? Bayağı bir normal doğum yaptırmışım yani. Genelde özel hastanede sezaryen oranları biraz daha fazladır. Neden? Hastalar çok korkar ve bu korku nedeniyle hocam beni sezaryene al der. Ama eğitim aldıktan sonra sezaryen istekleri azalıyor. Çünkü korku azalıyor. Bu korkular da bize ait olmayan, bize atalarımızdan, çevremizden gelen korkular. O yüzden doğum öncesi mutlaka eğitim alsınlar. Kolay doğum olsun diye. Bir, ikincisi spor konusuna değineceğim. Evet. Yürüyüş, yüzme ve pilates çok önemli. Gebelerde önerdiğimiz sporlar. Yürüyüşün... Hamileyken yani bunları yapacak, hamileyken yapacaklar. Hamileyken. Zaten onları biz takiplerimizde mutlaka öneriyoruz. Yani yürüyüş, yüzme ve pilates sporuyla beraber, bunlarla birlikte beden açılıyor. Evet. Kaslar çalışıyor. Kişinin ruhsal sağlığı da iyiye gidiyor. Yani beden zaten ruhun yansımasıdır her zaman. Hastalıklar da ruhumuzun yansıması. Spor yapan insanın mutsuz olması gibi bir şey gerçekten zor yani. Beyinde çünkü sporla beraber mutluluk hormonları salgılanıyor. Kişi daha mutlu, daha rahat oluyor. Beden de açılıyor ve rahat oluyor. Kilo almıyor. Bedenin taşıdığı yük azalıyor. Omurgalar, daha omurga etrafındaki kaslar güçleniyor. Karın kasları güçleniyor. Bunlar ne yapıyor? Kişinin hem emzirme döneminde yardımcısı oluyor. Çünkü bebeği doğurduktan sonra da onu kucağında taşıyor. Önce karnında taşıyor, sonra da kucağında taşıyor. Omurga hep aynı ağırlığa maruz kalıyor. Bir de doğumda alınan kilolar var. Yani sporla hem kilo hem de bebeğe bakım, kondisyon açısından çok önemli spor. O yüzden bir de sporu hayatımıza katacağız. Diyeti dedik, beslenmeyi katacağız. Ve eğitimi katacağız. Doğum kolay olsun diye. Bir de işte perine masajı 35-36 haftadan sonra da işte bir yağ, önerdiğimiz bir yağla, bir vazelin tarzı ya da işte bebe yağı ya da zeytinyağı bile olabilir. Perine masajıyla normal doğumu daha kolaylaştırmak mümkün. Normal doğum mu, sezeryan mı genelde? Bunu yani insanlar biraz kafasına karşı. Evet. Herhalde sezeryan sancısız, ağrısız gibi. Sezeryan bir ameliyattır. Ameliyat gibi, evet. Mecbur kalınan bir doğum çeşididir. Ama normal doğum en sağlıklısı değil mi hocam? Yani hangi doğum dediniz ya? Evet. Hangi doğum değil, doğum normal doğumdur. Evet. Biz ne zaman sezeryanı tercih ediyoruz? Tıbbi gereklilik halinde tercih ediyoruz.
ya da hasta eğitimsizse ve illa beni sezaryene alın, mümkün değil doğuramam, işte mümkün değil şeklinde çok direnci varsa, o zaman da mecbur kaldığımız durumlar oluyor. Çünkü gerçekten bunu da deneyimledik. İnanmayan, yapamayacağına inanan kadın doğumda engelliyor beynini. Yani rahim ağzının açılmasını engelliyor ve doğum zorlaşıyor ya da olmayabiliyor. En sonunda mutlaka sezaryana gidebiliyor. O yüzden gerçekten bizim lokomotifimiz, beynimiz, neye inanırsak onu gerçekleştiriyoruz. Onun için biz de görüşmede diyoruz ki beyni neye göndersen beyin size onu yaptı. Öyle. Hocam siz çok seviyorsunuz. Yani normal doğum istiyoruz. Bunda anlaşıyoruz yani. Evet, evet. Ama işte farklı nedenlerle. Zaruri hallerde tıbbi nedenlerle. Hocam sizi çok seviyorum. Ben dedin ya işte doğurduğumun yakınları geliyor, tekrar doğum yaptırıyor. Hatta bir danışanım şey söylemişti. Münir Hoca öyle bir tatlı, öyle bir hoş hoca ki neredeyse tekrar ben hamile kalıp doğum yaptırmasını istiyorum demişti. Diyorlarsa Instagram'dan da yazıyorlar. Hocam ya yapmayın, böyle yaparsanız biz bir daha doğururuz. Diyorum valla benim için doğurmayın, istiyorsanız kendiniz için doğurun. Evet. Sağ olsunlar, sevgi karşılıklı. Evet hocam, sorular gelmeye başladı. Merhabalar benim bir sorum olacaktı Münir Hanım'a. Doğum esnasında dekolman neden olur, tekrarlar mı? Evet. İşte sezeryan sebeplerinden biridir dekolman, ya da doğuma çok yakınsa hani doğum sırasında da olabilir. Normal doğum esnasında da dekolman olabilir. Dekolman plasentanın bebek doğmadan erkenden ayrılmasına denir. Bunun biyokimyasal markerlarla hani ayrılması şeyle anlatılıyor. Hani moleküler düzeyde anlatılıyor, evet. Ama bunun şundan ya da bundan olur diye bir şey söyleyemiyoruz. Ama kişinin bir risk faktörü varsa, örnek mesela benim bir tane siroz olan bir hastamda plasenta dekolmanı oldu, bebeği kaybettik örneğin. Yani kanla ilgili bir sorun varsa, kişinin kendi biyokimya değerleriyle ilgili bir sorun varsa, başka bir hastalığı varsa, işte tansiyon tetikleyebilir, hipertansiyonla, o damar patofizyolojisinde bir sebeple o dekolman olabilir. Tekrarlar mı? Yani dekolman olan hastam bir daha doğurduğunda olmadı. Yani olabilir, olmayabilir. Aynı sebep olursa tekrarlayabilir. Ama illa bir dekolman oldu diye bir sonrakinde de doğurduğunda dekolman olacak diye bir kaide yok. O yüzden korkmasınlar. Doktor kontrolünde olsunlar. Hocam şimdi mesela şey sormuşlar. Yani bunu... altta yatan bir sebep varsa hocam, özür dilerim böldüm. Altta yatan bir sebep, bir hastalık varsa onun tedavisine yönelinirse risk faktörü azalmış olur. Evet. Hastanede bir diye soruyor ama özel kliniğiniz var değil mi hocam? Özel muayenehanede hasta görüyorum kendi hastalarımı. Ama ameliyatları özel hastane ile anlaşmalıyım. O hastanede çok memnun bir şekilde karşılıklı devam ettiriyoruz ameliyatlarımızı. Kendinize ait My Clinic diye kliniğiniz var hocam. My Clinic, M.Y. Münih Yücel'in şartları. Hem İngilizcesi hem Türkçesi. Evet, hem İngilizce hem Türkçe çok güzel oluyor. Evet. Hocam sorular bayağı gelmeye başladı. Evet. Hamilelikte oluşan şeker doğum sonrasında kalıcı olur. Evet, çok güzel. Zaten biz de bunu da konuşacaktık. Evet. Doğum sonrası sorunlara da girmiş oldu hastalarımız. Evet. Şimdi diyabete dikkat ediyoruz. Öncesinde ne dedik? Gebe kalmadan önce şeker, tansiyon, sistemik bir hastalık var mı diye bir check-up yapsın demiştik. Yaptıysa ona göre önlem aldı. Gebeliğini sağlıklı bir şekilde geçirdi. Doğum sonrasında diyabete eğer dikkat etmezse kişi, beslenmesine yine dikkat etmezse, şekere %60'lara yakın yakalanma riski var. Bunu nasıl şey yapabiliriz, tespit edebiliriz? Mesela gestasyonel diyabet, gebelikte ortaya çıkan diyabet çıktı. Ki bunun da teşhis yöntemi nedir? 75 gram genelde o GTT dediğimiz şeker yükleme testidir. Bunu da hastalarımız yaptırmak istemiyorlar. İşte o hani bir ara çıktı, bir hekimin işte çok zararlı demesinden dolayı kişiler hep bu testi yapmamış oldular ve atlanmış oldu bu teşhis. Teşhis atlanınca ne oluyor? Doğumdan sonraki teşhis de atlanmış oluyor. Evet. O yüzden gebelikteki şeker testini lütfen ama lütfen yaptırın. Orada aldığınız şeker miktarı 2 dilim baklava ya da bir çikolatalı gofret kadardır. O yüzden bu sizi hasta etmez, şeker hastası yapmaz. Orada içtiğiniz şeker, 75 gram şeker sizi şeker hastası yapmaz. Varsa bir yatkınlığınız, gestasyonel diyabetiniz varsa onu ortaya çıkarır. O yüzden mutlaka bunu tespit ettirelim. Doğum sonrasında 40'ı çıktığında bu kişilere yine 75 gram o GTT öneriyoruz. Bunu da dahiliye uzmanına gidiyorlar tabii, hani kontrollerine.
O şekilde varsa veya yoksa takip ediyorlar. Yüksek çıkarsa değerleri ömür boyu diyete başlıyorlar. Diyetle regüle olmazsa da insüline kadar gidebiliyor. Veya hapla da tedavi edilebiliyor. Evet. Hocam doğum sancıları başlandığında nasıl anlar? Yani hasta nasıl anlar? Onunla beraber bir soru da doktorun ne zaman araması lazım? Evet, çok önemli bir konu. Veya hemen hamile olur olmaz, hamile olduğu anlar anlamaz mı? Doktor aramaları gerekir, gitmeleri mi gerekir? Yani prosedür nasıl işler? Prosedür nasıl? Yani evet, şimdi gebelik olunca hani bir kadın hayatında ilk defa gebe kalıyor ve o kadar sudan çıkmış balığa dönüyor ki hiçbir şey bilmediği için hani bilgiye ulaşmak kolay ama bilgi kirliliği de çok fazla var internette. Ne yapıyor? Hemen ya annesine soruyor, ya komşusuna soruyor. Kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerle donanım oluyor ve bu da kişide çok olumsuz şeylere neden oluyor, sonuçlara neden oluyor. O yüzden gebe kaldıklarında yani paniklemesinler. Önce bir gebelik testi pozitif çıktı, değil mi? 1-2 hafta içerisinde doktora gitsinler. Niye? Kalp atışı var mı, kese var mı, iç gebelik mi, dış gebelik mi? Mutlaka bir ultrasona girsinler. Acele etmesinler yani. Bir hafta hani pozitifleşti, bir hafta sonra gitsinler ki kese oluşsun o arada. Ama ağrıları varsa veya lekelenmeleri varsa dış gebelik açısından tedbir amaçlı mutlaka kadın doğumcuya gitsinler. Sonra biz rutin testlerini zaten istiyoruz o zamanda kişinin. Daha sonra aylık düzenli takiplere çağırıyoruz. İşte tarama testleri, tanı testleri vesaire yapılıyor. Doğum yaklaşıyor. Doğum yaklaşmadan önce de mesela hangi durumlarda doktoru arasınlar? Ne bileyim çok ağrısı oldu, erken doğum bulgusu oldu veya çok kanaması oldu. Veyahut da bebek hiç oynamadı, hareket etmiyor. O zaman ne yapsınlar? Hani mutlaka bir acile başvurabilirler, acil servise. Biz de doğum zamanında işte kişinin nasıl belirtileri olur? Suyu gelebilir. Suyu gelen hasta mutlaka hastaneye yatırılır Türkiye'de. Yurt dışında hani daha esnek davranılıyor bu konuda aslında. Hani 3 güne kadar kendi evinde takip ettirilebiliyor suyu gelen gebe. Ama orada yardımcı sağlık personellerinin ev desteği olduğu için ve bizde böyle bir olasılık olmadığı için biz direkt bu riski alamıyoruz. Ve diyoruz ki suyu gelen hastayı yatırıyoruz. Gelin diyoruz. Suyu gelirse, kanaması olursa, kanama da böyle açılma kanaması, hafif kanamaları çok önemsemiyoruz. Nişan deniyor buna çünkü. Ama böyle adet kanaması kadar veya daha fazla bir kanama olduğunda hemen bizi arayıp hastaneye yatırıyoruz. Bebek hareketi azaldıysa, eskiye rağmen, eski orantılı azalma olduysa mutlaka bizi arasınlar ve hastaneye yine NST, yani doğum yakınsa NST ile bakıyoruz veya ultrasonla bakıp bir sorun var mı onu anlıyoruz. Gerekirse de yatırıp doğurtuyoruz. Gerekmezse tedavi edip evine yolluyoruz. Veyahut da sancısı gelmeye başladı. İşte nasıl olur doğum sancısını anlatayım. Çok önemli bir konu. Evet. Çünkü ilçelerde veya uzak köylerde. Nasıl evet, bir de uzak köylerde olanlar var. Eyvah doğum mesela sancı başladı. Hemen panikleyip eyvah eli ayağına dolanıp sanki bebek hemen gelecekmiş gibi düşünüyorlar ama öyle değil. Özellikle ilk doğumlarda bu sancı süresi, sancı demeyelim ama kasılma süresi yani 18 saate kadar bile uzayabiliyor. O yüzden hani 1-2 saatlik bir süreyi çok göz ardı edebiliriz. Yolda gelirken acele etmelerine gerek yok. Sancıları eğer anne adayının ilk başta işte yarım saatte bir olur, giderek sıklaşır. Gerçek doğum sancısı şöyledir. Önce yarım saatte, sonra 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika, 5 dakika, en son 3 dakikaya kadar düşer. O zaman da açılma başlar yani. Evet. Sıklaştıktan sonra rahim ağzı açılır. Bazen de sessizce açılabiliyor. Nadir gebelerde görebiliyoruz. Yani mesela bir geliyor ilk doğum ama tam açılmış yani. Suyu patlar patlamaz doğuruyor mesela. Bu tarz hikayeler de var ama genelleme bizim Türk filmlerinde gördüğümüz gibi hani sancı başlar başlamaz böyle ebe gelip doğum yaptırmıyor yani. Hemen sıcak suyu getiriyor. Sıcak su gelmiyor yani. Evet. Aynen. Ya peki, filmlerde doğum korkusu, oraya gireceğim. Doğum korkusu bu Türk filmlerinde inanılmaz derecede aşılanmış. Yani bağırıyor, çağırıyor kadın. Böyle kıyametler kopuyor filan. İşte ya da bir anda mesela kadının kanaması başlıyor. Bir anda böyle ortalık şey yerine... Kan gölüne dönmüş. Yani kan gölü değilse bile curcuna ve bir telaş. Yani bu kişinin yani küçük yaşlarda hemen doğumun böyle çok korkunç bir tablo. Çok bir senaryo yazılıyor yani beyninde ve bir bilinçaltına yerleşiyor. Kişi
sebepsizce korkuyor. Ve kasılma oluyor. Bu sefer de sizin işleri zorlaşıyor. Bu sefer de yani kişi buna inandığı için zaten stres hormonları yükseldiğinde ağrıyı algılamaları fazla oluyor. Daha fazla ağrı algılıyorlar. Stres hormonları ağrıyı daha fazla algılattırıyor. O yüzden kişinin kendilerini strese sokacak komşu, teyze, akraba, işte anne, kayınvalide hepsine yürü kulaklarını kapatsınlar. Burada ekip çok önemli. Hekimlerine güven. Hani doğum nasıl kolay olur dediniz ya, en önemli faktörlerden biri gebenin doktoruna, ekibine güvenmesidir. Eğer öyle olursa gerçekten işimiz çok kolay oluyor. Evet hocam, bayağı bir soru da gelmeye başladı. Yani bir de soracağımız sorular var ama bayağı bir soru da var. Zaten bir de işin stres yönü var. Bence bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Mine hocamızın müsaade ederse tabii ki. Estağfurullah, ben zaten hocam doğum konusu stresini evet. Size atacaktım evet. Hocam. Yani, olarak nasıl çözelim bu konuyu? Evet, yani bu konuda bir defa eşlerin bir destek olmaları gerekiyor. Eşlerin bayağı bir destek olmaları gerekiyor. Yani bir de hemen eğer bayan zaten paniktir. Eşi de panik yaparsa bu sefer daha da büyük bir sıkıntı evet. Yaşanıyor. Bunlar da aslında bir sorun. Öncelikle eşler destek olacak bir de şunu söyleyip hemen size döneceğim hocam. Bir çocuk ana rahmini düştüğünden itibaren annenin hissettiği bütün duygu hissediyor. Evet. Onun için erkeklerin davranışı ona göre çok 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 önemli. Evet. Çünkü otomatikmen etkileniyor hocam. Evet, kesinlikle böyle. Ben de kendi branşımla ilgili olduğu için bu bilinçaltına da çok evet. Bilinç dışına çok ilgim var. Hani ne oluyor da böyle her gebe geliyor hocam çok korkuyorum. Hepsi çok korkuyor. İşte eş desteğinin doğumda ne kadar işe yaradığını görüyoruz. Eşinin elini tutmasını, saçını okşamasının, onu ne kadar rahatlattığını bizzat gözümüzle şahit oluyoruz. Biz normal doğumlarda eşleri de dahil ediyoruz doğuma. İşte göbeğini ona kestiriyoruz ki o da o duyguya bir ucundan da olsa bir katkısı olsun, aile oluyorlar. Birlikte onların resimlerini çekiyoruz. Yani bir mutluluk ortamını sağlıyoruz. Orada mutluluk hormonu, oksitosin hormonu da salgılanıyor. Bağlanma artıyor. Bebek, evet. Anne, baba. Orada birçok bizi de duygulandıran anlar yaşıyoruz. Zaten bizim bu mesleği yani katlanabilir kılan şeylerden biri de bu zaten. Mutlu tarafı o. Mutlu tarafı o. Evet. Hocam yine başka bir soru gelmiş. Gebelikte krampların sebebi nedir? Genelde magnezyum eksikliğinde kramp olur. Özellikle ikinci trimesterde yani 4 aydan sonra özellikle 5 aydan sonra da yoğunlaşabilir. Bacaklarda, kollarda, karnında kramplar ortaya çıkabiliyor. Bu genelde magnezyum eksikliğinden oluyor. O yüzden biz magnezyum kramp olan hastalara magnezyum desteği mutlaka veriyoruz. Yani magnezyum desteğini almaları gerekiyor. Meydan TV izleyicileri, şimdi Mine Hocam'a yine bir katkıda bulunmak istiyorum. Yani işi zor, gerçekten bir zor. Allah yardımcısı olsun. Gece gündüz 24 saat demeden bütün yani sürekli ayakta. Hatta hocam uyuyor musunuz? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Çünkü gece 3'te bakıyor, 3'te bakıyoruz, sabah 5'te bakıyoruz, 2'de bakıyoruz, paylaşım yapmışsınız. Uyumazsam zaten hastalar geliyor bana diyor ki, hocam diyor çok yorgun, uykusuz diyor, evet geceden kalma. Yani mesela bugün bir hastam söyledi, gece 1'de eve geldim çünkü düşük yapmıştı hasta. İşte programda biraz geç kaldım, hani dediniz ya, bir evet. Gelmem gerekiyor evet. Ama evet. Böyle bir uzanayım dedim, bir dinleneyim, böyle bir yarım saat kestirmişim. Ya uyumazsam çalışamayız. Evet, yani gerçekten stresli bir meslek. Çünkü gelen hasta da stresli. Hasta stresi girince otomatikmen tabii ki mecburen doktor hocalarımız, arkadaşlarımız da strese, sıkıntıya girmeye başlıyorlar. Şimdi stres olunca tabii ki doğum da biraz zorlaşıyor. Ondan dolayı bence doğuma giderken eşler yanında destek olması lazım. Hocamın da söylediği gibi yani doğumhaneye girip elini tutabilir, saçını okşayabilir. Desteğini verebilir, yanında olduğunu gösterebilir. Onun için eşler çok önemli diyoruz hocam. Hocam peki sünni sancı nedir hocam? Sünni sancı. Şimdi aslında genelde biz tercih ettiğim benim bireysel olarak da birçok meslektaşımın da tercih ettiği şey kişinin kendi
oksitosin hormonu ile beraber sesin... Ufak bir teknik bir arızamız var. Onun için sizlerden özür diliyoruz. Mine Hocam mikrofonda bir arıza oldu. Ondan dolayı özür diliyoruz. Yani hocam gerçekten kadın doğumcu olmak çok zor. Ben Mine Hoca onun çektiği sıkıntıları çok iyi bilenlerden biriyim. Çünkü sürekli Instagram'da bakıyoruz. 24 saat gece gündüz sürekli ayakta. Bir de eğer ilk çocuk sahibi oluyorsalar onlara bir stres sıkıntılı. Hocamızın da baştan söylediği gibi duyduklarından dolayı işte şöyle sancı olacak, böyle sancı olacak, bayağı bir sıkıntı yaşayacak diye. Yani işiniz zor hocam, Allah yardımcınız olsun diyelim. Evet, çok suni sancıyı hocam. Suni sancıyı konuşacağız. Sesim inşallah geliyordur bu sefer. İnşallah eğer... Beş kez falan değiştirdiler şu kablayı. Evet, hocamın sesi duyulmuyorsa bize yazabilirsiniz. Evet, yazarsanız şu anda sevinir. Seste bir sorun yok. Seste evet, bir sorun güzel. Yok. Buyurun hocam, seste tamam, bir sorun yok. Suni sancıyı çok fazla tercih etmiyoruz. Evet. Niye? Kendi her şeyin doğal yaradanın o mükemmel sistemiyle işlemesini çok tercih ediyoruz. Çünkü o zaman daha kolay oluyor. Ama bazen gerçekten kişinin sancısı az gelebiliyor. Veyahut da yeterince kınamadığında, bir itici kuvvete ihtiyaç duyduğumuzda veyahut da işte suyu geliyor, bir süre geçiyor, hala kendi sancıları yetersiz olmuyor ve susuz kalan bebeği biz bir an önce artık daha fazla anne karnında bekletmeyip rahim ağzı açılsın diye suni sancı başlatmak zorunda kalabiliyoruz. Ama bunu biz hekim olarak gerçekten gerekli durumlarda veriyoruz zaten. Zaten hastalar da genelde bilinçli oluyor ve suni sancı istiyorum, istemiyorum şeklinde de bize yorum yapıyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar suni sancı vermeden, yani yapay oksitosin oluyor. Sancıyı başlatan, aynı zamanda işte süt hormonunu da salgılatan oksitosin hormonudur. Çok çabuk kanda şey olur, elimine edilir. Oksitosini o yüzden biz böyle pulsatil şekilde, hani çabuk elimine edildiği için, kandan hani atıldığı için böyle damla damla yavaş yavaş göndeririz. Rahimin de sürekli kasılmasını istemeyiz. Ara ara kasılmasını istediğimiz için onu belli bir oranda, belli bir ritimde göndermekteyiz. Suni sancı işte serumla içine oksitosini enjekte ediyoruz. Onunla damla damla gönderiyoruz. Buna suni sancı diyoruz. Rahimi açmayı sağlıyor. Annenin yetersiz sancısını yerine koymayı sağlıyor. Doğumu başlatmayı sağlıyor. Öyle bir şey suni sancı. Hocam doğum dedik. Peki doğumun çeşitleri var mıdır? Varsa kaç çeşit? Evet. Doğum çeşidi var mı? Şimdi eğer hiçbir müdahale etmediysek, suni sancı vermedik, doğumu hızlandırmaya çalışmadık, işte ne bileyim kas gevşetici yapmadık, işte dolantin dediğimiz böyle ağrı kesici kuvvetli narkotik analjezik yapmadık. Bunları hiç yapmadan tamamen kendi sistemin, yani mükemmel sistemin kendi kendine olmasını beklediğimiz ve doğum süresini kendimizin hızlandırmadığı doğum şekline doğal doğum diyoruz biz. Evet. Normal doğumdur bu. Eğer biz ilaç desteğinde bulunduysak bu da normal doğum oluyor tabii. Bir de prenses doğum var. O da normal doğum çeşidi. Belden epidural kateter takılıyor ve kişinin 4-5 santim açıklıktan sonra ilaç veriliyor. Ve kişinin ağrıları çok fazla hissetmemesi için ve yine kasılmalar devam ediyor ama kişi ağrıyı hissetmiyor. Gerçekten o da çok hayat kurtarıcı oluyor. Çok yani doğum kalitesini, kişinin doğumdaki konforunu arttıran bir doğum çeşidi epidural doğum. Onu da biz ebe hanımlarla birlikte karar verip kişiye öneride bulunabiliyoruz. Hani buna epidural takılsa iyi olur. İşte rahim bir anda açılabiliyor epidüralle beraber. Hastalara ek bir maliyeti oluyor hastaneye. İşte 1500 lira şimdilik, hani öyle bir fiyat ödeyerek kişi epiduralle doğum yapabiliyor. Doğum ücretine ek olarak böyle bir şeyle. Ve gerçekten çok işe yaradığını şahit oluyoruz. Bir de sezaryen tabii. Ben onu doğum değil de bu sezaryen bir ameliyattır. Özür dilerim. Sezaryen bir ameliyattır. Biz de onu mecbur kaldığımız durumlarda yapıyoruz. Konuşmuştuk zaten ama sezaryanı da hemen kötülemeyelim yani. O da çok hayat kurtarıcı. Hem annenin hem bebeğinin hayatını kurtarıcı oluyor. Bazen mesela bebek tersse sezaryen yapıyoruz. İşte dekolman olduysa, bebeğin eşi ayrıldıysa,
sezaryenle alıyoruz. Rahim açılmadı, ağrı zafiyeti oldu, artık açılmıyor. Uzunca süre geçti. Yine sezaryenle doğurtmak zorunda kalıyoruz. İşte ne bileyim, annenin tansiyonu çok yüksek. Normal doğum eylemini bekleyecek zamanımız yok. Beyin kanaması geçirme riski varsa yine biz sezaryenle alabiliyoruz. Yani böyle bu çeşit, birçok çeşit endikasyonlarımız oluyor. Çoğul gebeliklerde mesela yine sezaryenle alabiliyoruz. Kalp atışları düştü birden bebeğin, fetal distrese girdi. Yani bebek anne karnında strese girdi. Onu kurtarmak için yine sezaryen yapabiliyoruz. Birçok endikasyonu var sezaryanında. Bir de suda doğum var. Yaptırdınız mı derseniz, evet yaptırdım. Nasıl oluyor Türkiye'de hocam? İlk suda doğum ünitesinin açıldığı hastanede ihtisas yapıyordum ben. Hatta işte Cumhurbaşkanımızın eşinin de katıldığı bir doğum olmuştu. Yani ziyareti, açılışını o yapmıştı. İşte bir suda doğum yaptırmışlığım var. Adıyaman'da yok. Ama onda da yine sıcak suyun ağrıyı azaltıcı, kasları gevşeterek ağrıyı azaltıcı etkisinden faydalanılarak bir normal doğum söz konusu olabiliyor. Ama onda yani bir yırtık olduğunda müdahale etme şansımız hemen olmuyor. İşte ne bileyim, ya da bebeğin normalde bizim programımız suda doğum değil, havada doğum. Yani karada doğum şeklinde. Suda değil de karada doğum şeklinde olduğu için, yani biz öyle programlanmışız. Evet. O yüzden hani ben çok tavsiye etmiyorum, ama tercih edenleri de ortamımız olursa yapılabilir yani. Yani. Yapmışlığımız var. Evet. Yani rahat mı oluyor? Yani bunda daha mı rahat oluyor? Yani kişi herhalde psikolojik olarak da rahat oluyor. Sıcak su onu gevşetiyor. Ama çok da böyle hani süper rahatlatıyor mu? Yani sıcak duşa girerek de rahatlayabilir kişi yani. Evet. Sıcak suyun gerçekten rahatlatıcı etkisi var. Hani gelmeden önce böyle sıcak suya girerlerse ağrılarının olduğu dönemde kasları çok rahatlarlar. Gevşetir, biz hastanede de, hastane ortamında da yine sıcak duş ortamını sağlayabiliyoruz. Evet. Hocam şimdi başka bir soru da var. İlki sezeryen olan doğumda, ikinci bebekte şu gelme sancı olma olasılığı oluyor mu? Tabii. Eski sezeryen diyoruz onu. Daha önce sezeryen olan birinin suyu gelince biz onu işte alıyoruz hemen yani. Ya da işte sancısı başladıysa, gün diyelim ki bir tarih veriyoruz. Genelde 38,5 haftaya gün veriyoruz. Ama hastanın 37'de sancısı başlıyor. Alıyoruz. Önce evet, durdurmaya çalışıyoruz günü tam değilse, ya da ciğer geliştirici iğneleri yapıyoruz. Ondan sonra da sezaryeni alıyoruz. Eğer durmadıysa sancısı. Evet. Peki hocam, doğum sonrası sorular nedir? Artık gebeliği bitirdik diyelim. Evet. Soru gelsin de soracağız ama evet, doğum sonrası sorunlar nedir? Neler doğum, olabilir? Neler olabilir? Doğum yaptı, evet, eve gitti. Hı hı. Neler olabilir? Bir kere en önemlilerinden bir tanesi preeklampsi diye bir şey var. Gebelik zehirlenmesi. Bu gebelik zehirlenmesi gebeyken olabildiği gibi doğum sonrası da olabiliyor. Örneğin gebelikte hiç yokken sonrasında kadının tansiyonu yükselip idrarda protein atıp böbreklerden gebelik zehirlenmesi olup o da eklampsiye kadar gidip şuurunun kapanabildiği, işte beynine pıhtı atması olabildiği, beyin kanaması geçirebileceği, hani böyle bir şey var. O yüzden kişinin ilk gittiği zamanki ilk bir haftası bir önemli olduğu gibi bir de 40 günü çok önemli. Yani bu 40 gün içerisinde nereye 40'ı çıksın? 40'ı çıkması gerçekten çok önemli. Bedenin eski haline kavuşması 40 günü buluyor. Evet. 40 gün içerisinde işte lohusanın tansiyon yükselmesi açısından hani herhangi bir şikayeti olursa mutlaka doktora gitmesi gerekiyor. Ateşi çıkarsa, tansiyonu yükselirse, baş ağrısı, görme bulanıklığı, gözlerinde böyle yıldızlanma, yıldız şimşek çakması gibi görüntüler veya mide ağrısı, bu tarz şikayetler bunun belirtisi olabilir. O yüzden gebelik sonrası bizim en korktuğumuz, en önem verdiğimiz problemlerden bir tanesi preeklampsi, gebelik zehirlenmesi. Aslında doğum sonrası da olabiliyor. Diğeri şekeri devam edebilir. Kişinin şeker hastasıysa şeker devam edebilir. Evet. Onun da takip altında olması gerekiyor. Eğer devam ediyorsa yine normal şeker takibine devam etmesi gerekiyor. Doğuma bağlı, normal doğuma bağlı. Hani sonuçta bedenden bir dar bir yerden işte bir bebek çıkıyor yani. 3 kilo 4 kilo arası bir bebek çıkıyor veya işte kilosu neyse. Ne yapıyoruz? İdrar torbasında sarkma olabiliyor.
idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Evet. Geçici olabilir. O yüzden ilk 6 hafta idrar kaçırıyorsa çok da strese girmesinler, ama Kegel egzersizi dediğimiz bir egzersiz var. İdrar torbası, yani idrarınız varmış gibi sıkıp bırakma egzersizine Kegel diyoruz biz. Pelvik kasları, yani idrar yapma sfinkterlerini, hani vajina etrafında 8 şeklinde hem evet. anüsü hem idrar torbasını hem de vajinanın etrafını saran kasları kasıp bırakacak. Kasıp bırakacak. Gün içerisinde 100 kere sabah, 100 kere öğlen, 100 kere akşam yapacak. Bunu oturduğu yerden emzirirken, televizyon izlerken yapabilir. Kaç gün sonra yapacak? Hemen yapsın. Hemen. Normal doğum yapan kişi hemen başlasın. Bir 6 ay Kegel evet. egzersizini yapsın ki o kaslar toparlanmaları daha kolay olsun. Kas güçlensin ki sarkmalar olmasın. İdrar sarkmasına bağlı kaçırma olabilir. İdrar torbasının ağzının açısının değişmesine bağlı. Yırtıklar olabilir. Doğum yırtıkları çok önemli. Bu konuyla ilgili ben biraz hassasım. Epizyo eskiden çok açıyordum. Yani birçok meslektaşım da bize öyle öğretildi sonuçta. İşte doğumda doğumu kolaylaştırmak, yırtığı azaltmak için bizim kendi kesimizi oluşturup o şekilde doğurtuyorduk. Ama ben yaklaşık 3 yıldır hiç epizyo açmıyorum. Yani 3 yıl içerisinde en fazla 3 tane falan açmışımdır. Kendi doğal yırtılıyor mu? Evet, yırtılabiliyor. Onu da koruyarak hani sfinkter yırtığına neden olmayacak şekilde doğurtuyoruz. Sonuçta hani tecrübelerimizi kullanarak zorlamadan, doğal akışına bırakarak doğum yaptırıyoruz. Yani benim buradaki farkım, epizyo açmadığımda yırtıklar daha az oluyor. Veya oradaki iz kalma, vajinanın normal girişinin anatomisinin bozuluyor, epizyoda sıkar oluşuyor, orası çekiyor. Çekince o giriş normalde şöyle olacağına şöyle açık kalıyor. Evet. Ve ne oluyor? Bu da kadında enfeksiyonlara neden oluyor. Çok sık enfeksiyon geçiriyorlar. İşte doğum ne zaman başladı diyoruz? Doğumdan sonra başladı. Niye? Bir bakıyorum muayenesine ki işte epizyo sıkarına bağlı veya doğum yırtıklarına bağlı, orada açılmış, kapatılmamış veyahut da iyileşmesi iyi olmamış kişinin. Ve o şekilde enfeksiyona çok yatkın oluyor. Bunları ne yapıyoruz biz? Çocuk sayısını tamamladıktan sonra veya çok şikayetçi ise bu durumdan, bir sonraki doğumunu normal yapmayacak şekilde bu anlaşmayla biz bunu estetik olarak onarıyoruz. Fonksiyonel, anatomik ve estetik olarak onarıyoruz. Eski haline %90'ına getiriyoruz ve şikayetleri %100'e yakın azalıyor. Yani dramatik şekilde azalıyor. Ben de bu konuna çok gönül vermiş biriyim, genital estetik konusuna. Ve gerçekten de hani bu konuda çok mütevazi olamayacağım. Gerçekten iyi yapıyorum. Hastaların şikayetleri %100'e yakın azalıyor. Enfeksiyonları, işte eşiyle beraber olduğundaki sorunlar, ses çıkması, işte genişlik hissi, birçok şey ortadan kalkıyor. İdrar kaçırmaları bile düzelmeye başlıyor. Dolayısıyla doğumdaki perine, yani doğumda perine yırtıkları gerçekten güzel onarılması lazım. Doğumumda diyelim ki ben yaptırdım doğumu, epizyo açmadım, yırtık oluştu. O yırtığı da estetik olarak onardığım için hasta oturabiliyor üzerine rahatlıkla, hiçbir yani ameliyat, yani kesi veya dikiş hissi olmadan kolaylıkla oturup çocuğunu emzirebiliyor. Hiç doğum olmamış gibi perine bölgesini korumuş oluyoruz. Gerçekten o da bana büyük bir keyif veriyor. Mesleğimi iyi icra etmenin hazını yaşıyorum. Yani tüm zaman, meslektaşlarım da eminim ki aynı duyguyu evet, yaşıyorlar. O zaman şunu diyebilir hocam. Hem doğumdan önce hem doğumdan sonra her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Yani, İsteyene. Çünkü öyle. Bir de genital estetik yapıyoruz, onu biliyoruz hocam. Evet, onu doğuma, hani doğumda da onu şey yapıyorum, yani kullanıyorum. Yırtılan yere estetik onardığımda hiçbir problem olmuyor. Evet. Hasta doğurmamış gibi oluyor yani. Evet, şunu diyeceğim hocam. Şimdi sizi takip ediyoruz, biliyoruz. İl dışına genital estetik ameliyatları yapmaya gidiyorsunuz. Evet, evet. Doğru mu hocam? Başladık. Ankara'da yaptım. Daha önce işte başladık. Bundan sonra bir şirketi olan, hani sağlık turizmi şirketi olan arkadaşımın hastaları geldikçe ben de yurt dışından gelen hastalara da Ankara'ya, İstanbul'a giderek ameliyatlar yapacağız inşallah. Zaten hocam alanınıza başarılı olmasa Ankara, İstanbul'a gitmezsiniz ki. Yani gittiğiniz zaman da yine de buraya kadar gelen var. Evet, buraya gelen de var. Başka illerden ameliyat olmak için gelen hastalarımız da var. Peki hocam, rağbet nasıl ona? Talep mi? Talep. Talep çok aslında. Aslında şimdi mesela
hani ya biraz onu konuşalım çünkü evet yani ekonomik kısmını biraz yeni alan gibi diyelim ki çoğu insan da bilmiyor. En evet yani farkındalık arttıkça hocam eskiden annelerimiz hani söylemiyorlardı yırtığı işte şudur budur bu şikayetleri çok dile getir ayıp olduğu için günah olduğu için onlara göre utandıkları için bu şikayetlerini dile getiremiyorlar. Doktora ulaşmak da çok zordu. Evet. Şimdi doktora ulaşmak kolay. Şikayet farkındalık yüksek olunca şikayetini de algılayabiliyor. Evet. Onu da çözmek istiyor. Kendine daha değer verdiği için bu sorunları çözmek gündeme gelince de bu konularda daha çok revaçta oluyor ve bize estetik şeyde estetik adı estetik ama gerçekten sadece estetik değil. Fonksiyonel yönü çok ağır aslında. Çok yüksek oranda fonksiyonel problemi de çözmüş oluyoruz. O yüzden aslında ekonomik yönünü karşılayabilseler hastalar ben herkesin ameliyat olmak isteyeceğini düşünüyorum yani. Evet. Peki hocam şöyle bir soru var. Kaç yaşına kadar hamile kalabilirim diyor. Yani menopoza girene kadar kişi hamile kalabilir yani. Kalabilirim derken neyi kastettiğine bağlı. Yani kalabilme yeteneğini mi soruyor yoksa hangi yaşta öneriyorsunuz? Yaş olarak yani yaş yani olarak kaç yaşına kadar önerirsiniz diye sorarsanız yani 35'i çok geçirmesinler derim. Yani 25'in altını da çok önermem. Yani 25 ile 35 arasını daha ideal buluyorum. 25'in altındayken geliyorlar çocuğum olsun çok hani kısırlık şeyiyle şikayetiyle çocuğum olmuyor diye gelenlere üzülüyorum yani. Daha kendini keşfedememiş, eşiyle alışamamış, daha adapte olamamış bir ev kurmaya, bir aile kurmaya adapte olmadan hemen bebek istiyorlar. Neden? Toplumsal baskımız çok fazla. Hocam. Evet. Yani kişi evleniyor, daha 20 yaşında evleniyor, 2 ay sonra çocuk yok mu diye baskı yiyor yani. Sırf milletin lafı kesilsin diye çocuk doğuruyorlar. Veya gidip tüp bebeğe kadar gidiyor yani. Gidiyor. Evet, yani niye işte bana çocuğun olmuyor demesinler diye. Evet. Yani bu bizim artık insanların buradan da bir sosyal mesaj verelim. İnsanların doğurmasına, doğurmamasına, tercihlerine lütfen karışmayalım ya. Yani gebelere demeyelim ki işte karnın büyüdü mü, büyümedi mi? Doğru işte hadi şöyle gözüküyorsun, çok kilolusun, kilon az, doğum ne zaman? Veya doğurmuş kadına, lohusa kadına demesin ki ya sütün geliyor mu, yetmiyor. İşte bebeğe bakamıyorsun, bebeğin kilosu az vesaire. Böyle insanların psikolojisini bozacak. Özellikle lohusa, gebe, işte yeni evli kadınlara lütfen bulaşmasınlar. Ya. Vallahi bunu ben böyle rica ediyorum. Tüm beni izleyenlerden rica ediyorum. Kayınvalideler, size sesleniyorum. Anneler, teyzeler, lütfen siz... Çevrenizdeki insanlara çocuk yok mu demeyin, baskıda bulunmayın. İşte doğurmuş kadının sütün yetiyor mu demeyin. Yani doğurmuş kadına gidip onu rahatsız etmeyin. Eğer yardım etmek istiyorsanız gidin evine bir çorba götürün. Çok da durmayın, 5 dakika durup bir şeye ihtiyacın var mı deyin ve çıkın. Yani gidiyorlar pasta börek yemeye yeni doğurmuş kadına şeye gidiyorlar. Olmaz yani bu. Olmaz, bizim sıkıntı. Kültürümüz çok uygun yani böyle ama bu yanlış yani. Bu kadın zaten uykusuz gece sabaha kadar emzirmiş, uyumuş, evet. Uykusuz kalmış. Ondan sonra bir de misafir ağırlamak zaten kolay değil. O yüzden lohusa kadına lütfen gidip de işte hani hayırlı olsuna gidip gitmek adına onu rahatsız etmeyelim. Sütünü arttırmak istiyorsak ona bir yemeğini götürelim ve işini yapalım i̇şini ama yapalım. Ona bulaşmayalım. Bir şey söylemeyelim. Yani şu dilimizi lütfen bir tutalım. Tutalım. Yani doğum yapmış bile çok etkileniyorlar. Çünkü çok hassaslar. O süreç çok hassaslar. Evet. Çok üzülüm. Hocam son 1-2 dakikamız kaldı. Bir soru da soracağım. Ondan sonra tekrar size bir söz hakkı verip bitireceğiz. Aa bitti mi program? Evet hocam. Ne çabuk. Vallahi çabuk bitiyor hocam. Bence inanmıyorum. Sizin de program çok çabuk bitiyor hocam. Çünkü akıcı olduğu için. Hocam hangi belirtiler menopoz bulgusudur diye bir soru var. Konumuz doğum ve doğum sonrası sorunlardı ama hadi kırmayalım. Ama, evet. Evet, menopoz adetin kesilmesiyle beraber ateş basmaları, terlemeler, sırtta, elde, ayakta yanmalar, ondan sonra böyle huzursuzluklar, kuruluk, vajinal kuruluk, ciltte kuruluk, psikolojik şeyler, sıkıntılar da eklenebiliyor. Bu tarz bir durumdur ama bu durum biraz da böyle koşullanmayla da alakalı. Yani işte menopoza girersem ben bunlar başıma gelir diye inanırsanız da oluyor gerçekten. Yine düşünce gücüne gitmiş tabii, oluyoruz ama düşünceli. Genetik aktarım da var tabii ki. Bu tarz şikayet, bir de kan değerlerine baktırız biz bu tarz şikayeti olan hastalara. İşte FSH, LH hormonumuz işte 20'lerin üzerinde birkaç kez çıkarsa
östrojen hormonumuz da düşük çıkarsa bu artık siz menopoza giriyorsunuz deriz. Bazen erken menopoz durumu söz konusu olabiliyor. Onun da birçok işte psikolojik nedenleri, genetik stresi, nedenleri olabiliyor. Kısırlığa neden olabiliyor erken dönemde meydana geldiği için. Menopozda ne yapıyoruz? Açıkçası sporu yine yürüyüş diyeceğim. Çünkü çok iyi geliyor. İşte kalsiyum desteği yine bu dönemde. Eğer yaş 45'in altındaysa hormonal destekle düzenli adet gördürmeyi sağlayabiliyoruz. Bir de bazı bitkisel ilaçlarımız var. Hani %100 faydalı mı? Hayır. Ama en azından semptomları biraz vazomotor semptomları, o flushing dediğimiz işte ateş basması, terlemeleri, bir anda kızarmaları, onları giderebiliyoruz az da olsa. Evet. Evet hocam. Son olarak neler eklemek istersin, neler söylemek istersin? Çünkü programın sonuna geldik. Evet. Yani bugün daha çok sosyal mesaj vermek istiyorum insanlara. Yani birbirimizin psikolojisini bozmayalım, başka hani gölge etmeyelim de başka insan evet aynen istemiyoruz. Evet. Duyarlı olalım, empati yapalım, başkasının şeyleriyle ilgilenmeyelim, kendi bilincimizle ve kendi hayatımızla ilgilenelim, biraz daha içimize dönelim, kendi çocuklarımıza yine öyle çok baskıcı olmayalım ama destekleyici olalım. Doğumla ilgili yani doğumu kolaylaştırıcı eğitimlere katılalım. Pilates, onunla ilgili bir müjde verecektim ben son olarak. Buyurun. Kendi kliniğimde ben eğitim salonu açmıştım ama pandemide açtığım için kliniğimi bir türlü işlevi geçirememiştik. Şimdi ben uluslararası bir pilatesçi, Emel Pilates hatta isim de verebilirim. Çok yıllardır eğitim veriyor Altınşehir'de. Onunla anlaştık. Haftada bir saat gebelerimize, isteyenlere, sadece bizim gebemiz olmak zorunda değil, eğitim artı gebe pilatesi benim kliniğimde başlayacağız. Bu müjdeyi de buradan vermiş olayım. Başladın, başlayacağız mı hocam? Başlayacağız. Evet, talebe göre. Tamam. Ben henüz daha reklamını yapmadım, yani daha duyurmamıştım. Evet. Dün konuştuk, daha dün akşam. Bundan sonra inşallah benim kliniğimde de gebeler pilates yapabilecek ve eğitim alabilecekler. Yani My Klinik'te pilates yapabilecekler. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. Ayağınıza sağlık. Çetin hocam. Gerçekten sizin de programı çok keyifli hocam. Biraz önce söylediğiniz gibi saat dakika nasıl geçti bilmiyoruz. Evet. Bir programı daha bitirdik. Her seferinde davetimizi kabul edip geldiği için ayrıca teşekkür ederim hocam. Sizinle sizinle 7. programımız oldu. Bence 8, 9, 10 diye gideceğiz diye düşünüyorum hocam. Gideriz ihtiyaca binaen. Evet. İnşallah. Size her zaman ihtiyacım var hocam. Sağ olun Çetin hocam. Ben de halk seminerleriyle halkla buluşuyorum. Valilik desteğinde. Evet. Hani bu programlar dışında da artık ilçelere, köylere, merkezden başladık. Onu da hani bilmeyenler için söyleyeyim. Yine bu konuları, bu bahsettiğimiz, altını çizdiğimiz çok önemli konuları oralarda da işleyip insanların derdine çare olmaya çalışıyoruz. İnşallah devam eder ömrümüz. İnşallah devam edecek. Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız sağ için. Sağ olun hocam. Ve bu güzel program için. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir gebelik süreci ve hayallerinizin ötesinde bir doğum süreci diliyorum. Doğum sonrası da evlatlarınızı sağlıkla, huzurla, mutlulukla yetiştirmenizi ve vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmenizi temenni ediyorum. Herkese saygı ve sevgiler diliyorum. Amin diyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam konu doğum ve doğum sonrası sorunlarda. Bu akşamki konuğumuz Operatör Doktor Münir Yücel hocamıza, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıydı. Haftaya tekrar yeni konuklarla görüşmeyi demeden önce yine bizi Azerbaycan'dan izleyen izleyicilerim için geceniz hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar.